Abi selamlar, hoş geldin. Günaydın, merhabalar. Muhammed, merhaba, günaydın. Günaydınlar. Abi beni görebiliyor musun? Şöyle bir bakalım. Önce seninle uçuş modunu alayım da kapatayım şunu. Tamam. Telefon çalarsa donuyor çünkü. Şimdi oldu mu? Oldu galiba. Oldu. Sesin de gayet iyi geliyor abi. FaceTime'dan falan arama girirse bağışlayın beni, yani ona göre Olsun. artık. Devam ederiz kaldığımız yerden. Abi selamlar, tekrar hoş geldin. Nasılsın? Günaydın, merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın, görüşmeyeli? İyiyim ben de abi işte. İzmir'deyim. Burada da hava yağmurlu. Bir İzmir, yağmurlu İzmir gününden herkese merhaba diyoruz. Ben de bu arada ve Ataşehir Sanat'taki bütün öğretmenler günü kutluyorum. Abi çok teşekkür ederiz. Onlar adına, Ataşehir Sanat adına ben de sana teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerimizin öğretmen günler günü tekrar kutlu olsun bu arada. Bulunduğun Onlar yer iyi ki varlar. Bulunduğum yer benim okulum abi. Buradanın sahne bölümü burası. Biz burada işte sana bahsetmiştim, çocuklara etkinlik yapıyoruz demiştim ya. Orası burası işte abi. Arkamızdaki sahnede ve şimdi benim önümde de koltuklar var. Burada çocuklara biz bol bol etkinlik yapıyoruz. Aşağısı bölümde eğitim bölümü Ataşehir Sanat'ın. Buradan da bugün böyle bağlanayım dedim buradan. Evet. Abi, şimdi ben direkt konuya gireceğim. Futbolcuların dolandırılması olayı var. Şimdi ben yayına başlamadan önce, sen katılmadan önce şundan bahsettim. Türkiye'de son zamanlarda kolay para kazanma meselesi var. Yani gençler, tabii ki bunda ekonomi ve enflasyonun çok büyük şüphesiz etkileri var. Fakat gençler işte bir yere bir para koyuyor. Borsa olabilir, kripto para olabilir, bahis şirketleri olabilir. Oradan işte bir meblağ kazanmaya çalışıyor. Maaşı yetmediği için. Şimdi halkta biz bunu görüyoruz. Bu alışagelmiş bir durum oldu. Fakat zaten çok para kazanan ve toplumda bilinen insanların da bu yola başvurması yahu şunu dedirtiyor. Sen zaten çok para kazanıyorsun. Zaten gittiğin her yer reklam oluyor, gittiğin her yer haber oluyor. Niye ekstradan böyle bir olaya giriliyor mevzusu var. Özellikle de bu Seçilerzan durumu var burada tabii. Şimdi abi şöyle bir soru soracağım sana. Seçilersen borsada 2011 yılında bir para kaybediyor. Ya yani borsadan bütün paranızı kaybetmeniz de zor bu arada. Muhtemelen senin dediğin gibi kaldıraçlı bir sistemle bütün parasını kaybediyor. haber. Bunun üzerine futbolculardan para bulma olayına giriyor ve ne başladıysa da burada başlıyor abi. Buradan devamını sen getirebilirsin. Ara ara sorularım olacak sana. Tabii. Şimdi tabii bu garibanların yani borsada küçük küçük paralarla borsa oynayıp günlük yevmiyesini doğrultma meselesine benzemiyor elbette. Yani sistemlerinde örneğin aklına çiftlik bank gelsin. Çiftlik bank gibi görüntü mü dönüyor bu Abi an? sesin biraz dondu ama şimdi bir daha baştan alabilir misin Her... abi rica etsem? Bir an bir dondu. Bu an geliyor mu sesin? Şu an çok güzel abi geliyor. Bildiğimiz geleneksel Ponzi yöntemlerinde genelde dar gelirliler müşteridir ve onlar küçük küçük bütçe koyarak paralarını koyarak bir servetlerini yani arttırmaya çalışırlar. Burada Seçilerzam meselesi bunun gibi değil. Bir Ponzi örneği ama ondan daha farklı. Bir kere burada oyuncuların tümü yani sisteme katılanların tümü Türkiye'nin en astronomik ücretlerini kazanan insanlar. Yani Evet. Türkiye'de onlardan daha yüksek bir geliri hiç kimse kazanmıyor. Buna ünlü patronları da katabiliriz. Onlar ne yaptılar? Onlar ellerindeki parayı olabilecek en kısa vadede 25 gün, 30 ve 40 günlük vadelerle olabilecek en yüksek faize koyup koydular. Bir koyup 1 milyon almaya çalıştılar. Bu zaten ellerinde olan büyük bir servetin kısa vadede daha büyük bir servete çevrilmesi için kurulan maçta kendi kalesine gol atmak. Başka hiçbir şey değil. Bir kere şöyle bir vade seçilirse onlara şöyle bir vadeyi vaat ediyor. Diyor ki 20, 25 gün, 30 gün, 40 gün. Peki buna karşılık ne kadar faiz öneriyor?
Geçen senenin yılın başında doların, dövizin yıllık faizi %5 civarındaydı Mahmut. Bunlara önerdiği faiz miktarı %30, %40 bandında. Yani 3 milyon dolar veriyorsun, bir ay sonra 4 milyon dolar geri alıyorsun. Böyle Bir bir para. ayda 1 milyon dolar. Evet, böyle bir para. Of, paraya bak. Dolayısıyla bankada bunların birçoğunun parası da fonlarda zaten. Aslında mesela bir örnek var. Örneğin futbolcu değil, kendisi iş dünyasından Bülent Çeviker beyefendi. O aslında Bülent Çeviker bu sistemi ilk ihbar eden kişi yani. İlk seçili Erzansede. Gidip bankaya ihbar ediyorlar. Mesela Bülent Bey 2 milyon Bülent dolarını Bey iş adamı mı abi? tamam, evet. Bülent Bey 2 milyon dolarını nereden çekmiş biliyor musun? KKM'den çekmiş ve üstelik KKM'deki vadesinin dolmasından bir gün önce çekmiş. Yani bir gün daha beklese vadeyi de alacak. Onu da beklememiş. Götürüp seçil Erzan'a yatırmış ve hepsi battı tabii ki. Yani kimisinin parası fonda, kimisinin parası dövizde, kimisinin Arda Turan örneği daha da tuhaf. O başlı başına indirilenmesi gereken bir örnek. Evet, Neyse. onu konuşacağız Bu birazdan aşamaya abi. nasıl geldi mesela? Önce onu anlatayım. Mahmut. Şimdi Seçil Erzan 2010 yılına kadar Çorlu, Deniz Bank'ın Çorlu Şube Müdürü. Allah yürü ya kulum diyor. Ve bu Florya, şu Yeşilköy Florya Şubesine müdür olarak atanıyor. Kör istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz. Florya Şubesinin önemi ne? Metin Oktay tesisleri burada, Galatasaray tesisleri burada ve futbolcular bankacılık işlemlerini burada yapıyorlar. Ve dolayısıyla Seçil Erzan'la temas kuruyorlar. Ama Seçil Erzan sosyal de bir kadın olduğu için futbol alemiyle de yakınlık kuruyor. En çok da Fatih Terim'le yakınlık kuruyor. Evet, Elinde o çok dikkat ifadeler çekici zaten. var. Şimdi Seçil Erzan diyor ki biz diyor baba kız gibiydik diyor. Ben onun finansal danışmanıydım 2011'den itibaren. Hatta Seçil Erzan'ın Şubat 2023'te ayrıldığı nişanlısı Candaş Gürol aynı zamanda Fatih Terim'in avukatı. Hatta Candaş Gürol ifadesinde diyor ki ben diyor Fatih Terim yani Fatih Terim'i Seçil Erzan'ın Bozcaada'daki yazlığında gördüğünü diyor, anlatıyor. Baba kız gibiydiler diye ifade ediyor. Yani çok yakınlar. Bu arada ne oluyor? Bu arada Seçil Erzan 2011 yılında 1 milyon lira civarında ki o zaman için yani çok büyük bir para. Yani döviz yanlış hatırlamıyorsam 2 dolar civarında yani. Bizim Evet. böyle büyük Evet. para. 2 lira 5 dolar filandı civarında. bir dolar. Dolayısıyla bu 1 milyon doları borsada batırıyor Mahmutçuk. Batırınca bu zararı karşılamak için işte piyasadan faizle para toplamaya başlıyor. Bir süre sonra zararını karşılıyor. Zararı karşılayabildiğine göre ben borsada kaldıraçlı işlemler yaptığını düşünüyorum. Bu çark bir 10 yıl dönüyor. Fena da dönmüyor. Bir 10 yıl çeviriyor bu işi. Evet, 10 yıl iyi döndürmüş. Asıl ifadesinde Uzun bir Fatih süre. onun Aralık 2022'de geliştirdiğini iddia ediyor ama yanlış bilgi veriyor. Daha önce başlıyor. Mesela Fatih Terim'den para alması 2020 yılı. Benim ifadelerden gördüğüm kadarıyla 2019 yılından itibaren futbolcular Fatih Terim'in Galatasaray futbolcuların adını vererek para toplamaya başlıyor. O tarihte çeşitli insanlardan 500, 1 milyon dolar civarında paralar var. Fakat bu sistem 2021 yılında infilak ediyor, patlıyor. Patlayınca daha büyük bir zarara saplandığı için daha büyük vurguna başlıyor. Bu durumda ne yapıyor Mahmut? Aralık 2022'de sınırlı sayıda, bunlar en çok 30 kadar, sınırlı sayıda fakat olağanüstü zengin bir müşteri profilinden bankamızda özel bir fon var. Bu fon Banka Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğan tarafından geliştirilmiştir. En büyük yatırımcısı da Fatih Terim'dir demeye başlıyor ve fonu da artık Fatih Terim fonu diye anlatmaya başlıyor. Şimdi bir yandan Fatih Terim'le olan yakınlığını, ilişkisini, Fatih Terim'den de para almış olmasını referans olarak gösterip Fatih Terim'in kızını, Fatih Terim'in damadını, damadının kuzeni Emre Belezoğlu'nu,
ve Fatih Terim'in bir dönemler yakınında ya da takımında bulunan Emre Belezoğlu, Muslera, Ayhan, Semih, efendim Selçuk İnan gibi kalabalık bir Emre topluluğu, Çolak. Evet. bak bunları bir çarpıyor. Bunları bazen Hakan Ateş'in adını vererek çarpıyor. Bazen Fatih Terim'in adını vererek çarpıyor. Bir de futbolcu olmayan iş adamı, veteriner, efendim doktor, müteahhit, mimar gibi insanlar var. Bunları da Fatih Terim fonu diyerek çarpıyor. 2022'den itibaren para toplamaya başlıyor. Şimdi bak para verenlerin hikayesi çok tuhaf. Az önce Bülent Bey'in ifadesini, durumunu anlattım. Bülent Bey'i Fatih Terim fonu diye kandırıyor. 2 milyon dolarını al, 2 milyon 200, 2 milyon 200 milyon, 2 milyar, 2 milyon 200 bin dolarını alıyor. Paralar o kadar eksik ki telaffuz etmekte zorlanıyor. Çok büyük paralar abi. Biz Dilan Abi. Polat'ı konuşuyorduk. Bunlar daha büyük bir Abi. durummuş bu arada yani. Şimdi alıyor ve Fatih Terim fonu diye alıyor. Defalarca vadeyi uzatıyor. Ve yani o kadar ki evine kadar geliyor. Bunların evine gidiyor. Tanıyor çünkü. Evine kadar geliyor. Bak vade uzatıldı. Fon şöyle, fon böyle diyor. Ve Bülent Bey'in örneği 2 milyon doları yapmış. Şimdi bak bu paralar nasıl veriliyor? Önce onu söyleyeyim. Seçil Erzan para topladığı insanlara 5 yöntemle temas ediyor. 5 yöntemle onlardan para alıyor. Biri fon var. Fatih Terim fonu ya da Hakan Ateş fonu. Fon için para topluyor. 30, 20, 30, 40 günlük vadelerle %40'a kadar faiz vererek. İkincisi bir yatırım vaadinde bulunarak. Yani paranızı işleteceğim, bir yatırımda işleteceğim diye topluyor. Üçüncüsü borç alıyor. Bazılarından borç alarak. Ve o borcu çalıştıracağını söylüyor. Dördüncüsü tefeciler. Ve yüksek bir oranla tefecilerden para alıyor. Beşincisi faiz tabii ki. Şimdi bütün bu yollarla para toplamaya başlıyor. Ve insanlara da özellikle fon eksenli para aldığı insanlara da diyor ki bu çok gizli bir fon diyor. Bankada bu seçkin, seçilmiş 20-30 kişiye veriliyor. Bundan banka genel müdürü ve ben dışında kimsenin haberi yok. Ve bu 10 milyonluk bir fon 10 milyon tamamlanamadığı için Fatih Hoca'nın da içinde bulunduğu grubu fonunu 10 milyona tamamlar mısınız diyor. 10 milyon dolar bu arada. Ve tabii Ha insanların böyle böyle de bir durum var. evet böyle 10 cezbe. milyonun sınırı var Barış'a. Herkes de koyuyor ki tamamlansın ve bir ay sonra 1 milyon dolar geri alsın. Ve diyor ki parayı diyor böyle havale etmeyin. Bu çünkü diyor saklama hesabında saklı. Yani müşteriye özel hesapta saklı. Siz bana bunu verin diyor, ben götürüp kendim yatıracağım diyor. Bunların bir kısmı parayı banka odasında gelip veriyor. Bir kısmı bankanın kapısında veriyor. Bir kısmı pastanede veriyor. Bir kısmı seçilin gelip ofisinden almasını istiyor. Bir kısmı seçilin gönderdiği suç ortağına teslim ediyor. Para bu şekilde veriliyor. Şimdi bazıları ise şöyle oluyor. Örneğin Fatih Terim örneğini vereyim. Fatih Terim'in kendisi bir kere para yatırmış. Ama ne kadar yatırdığı İtilaf. Seçil'in mahkemedeki ifadesine göre 300 bin yatırmış. Evinde çıkan evraka göre 700 bin dolar yatırmış. Fatih Terim'in bankaya yaptığı bildirime göre 3 milyon doları kayıp. Yani ne kadar olduğunda bir tartışma var. Hatırlatırsam 3 milyon doları da ayrıca anlatırım. Şimdi Tamam. Fatih Terim'i bir önce zaten bu arada Fatih Terim'in para yatırdığını Seçil'in eski nişanlısı Candaş Güroğlu da anlatıyor. O da söylüyor. Bana söyledi diyor. Şimdi Fatih Terim'i tanıyor ya. Buse Terim'i arıyor. Buse Terim'in kendisini ve onun yanında çalışan kuzeni Terim Arıcan'ı arıyor. Diyor ki çok Buse'nin diyor Denizbank'ta parası var. Gelsin bunu değerlendirsin diyor. Bu kadar faiz diyor. Buse 250 bin dolarını tak diye veriyor. Fatura falan almadan. Dekont falan almadan. Şimdi vadesi geliyor değil mi? Vadesinde bu kez diyor ki ya diyor siz hemen çıkmayın sistemden. 50 bin daha koyun. Vade var, tarihi geldiğinde 500 bin olarak geri alın. Normalde vade için para bekleyenler üzerine bir 50 bin daha veriyorlar. Buse'nin 300 bini patlıyor öyle. Sonra Buse'nin kocasını arıyor. Volkan Bahçekapılı. Bahçe kapılı aynen.
Hocam var diyor. Fatih Hoca var, Buse de var. Adamın da haberi yok. Aa, benim karım da mı var diyor. Soruyor. Buse diyor ki para verdim. Adam diyor ki Volkan Bahçekapılı. Tamam diyor, benim param yok ama diyor Emre Belözoğlu'nun var. Emre Belözoğlu ile bunlar dayı hala çocuğu. Emre Belözoğlu'nu ikna ediyor. Bak Emre Belözoğlu Mahmut sabah 1.400.000 dolar koyuyor. Bunu Volkan üzerinden bankaya getirip teslim ediyorlar. Akşam duramıyor. 1.400.000 daha koyuyor. Bunu da Seçil gelip arabayla alıyor. Sonra duramıyor. 1.000.000 daha koyuyor. Çünkü Seçil diyor ki 5.000.000'a tamamlayalım. 1.000.000 daha koyuyor buna. 4.200.000'e kadar çıkıyor Mahmut. Hiç Emre Belözoğlu hepsini kaybediyor. Arda Turan anlıyor. Hiç alamayanlardan. Hiç alamıyor. Hepsi kaybediyor. Arda Turan anlatayım. Arda Turan ifadesinde diyor ki Seçil Erzan'ın beni gel yeni bir fon var, yatırım var vaadiyle bunaltması üzerine dayanamayarak para verdim. Ya insan sadece aramalardan bunalıp para verir mi? Hadi verdin diyelim. Verince 4 milyon mu verir? 4 milyon dolar mı verir yani bunaldığın için? 4 milyon dolar vermiş. Bak 4 evet. milyon dolar yani 120 milyon lira falan çok büyük para yani. En çok da o kadar kaybetmiş. Ben üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Çok para kaybetmiş abi. Kaybediyor. 4 milyon dolar veriyor. Şubat ayında veriyor. Tabii Seçil de uyanık. Seçil de gelmiş bir ay sonra Arda'cığım dik altına 1 milyon dolar diyerek kar payı veriyor. Ya adamın aldığı paranın %25'ini kar payı diyor ona veriyor. Tabii Arda'nın ağzı tatlanıyor. O güzel para geliyor diye düşünüyor. Ne yapıyor biliyor musun? Oto yıkamacı arkadaşından 4 milyon dolar daha alıp onu da veriyor. Yetmiyor. Sonra arsasını satıyor. Eyüp'te 1.4 milyon dolar daha yatırıyor. Bitmiyor. Vade tarihi geldiğinde normalde para alması gerekirken Seçil Erzan ya işte Swift düşmedi, o oldu, sistem sıkıştı, bu oldu diyerek bahaneler üretiyor. Arda Turan biraz daha para gelecek diye Denizbank'ın kendisinden 33 milyon lira kredi çekip onu da veriyor. Etti mi sana 13.9 milyon dolar. Ama bu arada 6.7 milyar dolar da milyon dolar da geri alıyor. 7.5 kendi hesabına göre 7.5 milyon liralık açığı var. Şimdi bak Seçil Erzan'dan bazıları dekont bile almıyor. Bazıları bak parayı bankada vermiyorlar. Yani hesaptan hesaba aktarmıyorlar. Yok hep dışarıda. Elle veriyor. Elden. Bazıları dışarıda veriyor. Bazıları Seçil'e bile vermiyor. Seçil'in gönderdiği adama veriyor. Bu adam Seçil'in suç ortağı. Aldığı paranın da bir kısmını el koyuyor. Yani. Düşün öyle bir saçmalık var. Seçil bazıları dışarıda veriyor. Kağıt almıyorlar mesela. Evrak alır değil mi insan? Seçil diyor ki yok. Bu çok gizli bir hesap. Siz diyor bana parayı dışarıda verin kimseye vermesin. Evrak mı diyor? Evrakı zaten diyor. Benim imzam evraktan sayılır diyor. Gelenlere el yazısıyla ya gerçekten el yazısıyla. Şimdi size ekrandayız diye gösteriyorum. belki şeyden iddianı abi sesin gitti galiba. Bir konuşur musun tekrar? İsmail abi. Heh. Demin sesin gitmişti abi. Şimdi geldi. Tamam. Bazı kişilere kendisi evrak hazırlıyor. Ve bu evraklarda ben şimdi sana bir şey evrak gösterecektim de hazırladığı dokümanları. Neyse. Basit kağıt. Diyor ki vade tarihi bu. İşte vade tarihi ne? 31 Mart. Vadesi ne? 4 Nisan. Ne kadar alacak? 2 koymuş 3 alacak. Ya insan el yazısıyla yazılmış bu yazıya itibar eder mi? Tabii bunun bazılarına Denizbank kaşesi vurmuş, imza atmış. Bunun bazılarına yanındaki müdür ikna etmiş, imza attırmış. Bazılarına Denizbank bir şey... Ama çok komik olan ne biliyor musun? Blok not... Abi yine sesin gitti ya. Şey mi acaba? Bir saniye. Bir daha bir konuşur musun? Heh şimdi geliyor. Ha, aramalar... Şimdi düzeldi. Ondan kesin geliyor. Ha aramalardandır tamam. Şimdi bazıları bloknot defterine el yazısıyla yazmış yani. Bloknot böyle ne bileyim Pirelli bloknotu. Onun üzerine evrak diye vermiş bunu almışlar ya. Bunu almışlar. Şimdi abi şimdi bir şey tabloyu bir anlatayım. Tabii. Mahmutçum kaç kişinin ne kadar para verdiği belli değil. Bir kere onu söyleyeyim. Yani BDDK raporuna göre kaç kişi Seçil Erzan'a para vermiş belli değil.
Ama BCTK raporuna giren Denizbank inceleme tutanağı var. Ona göre 29 kişiden bahsediliyor. Dahası kaç kişi ne kadar para vermiş de belli değil. Yani kaç kişi para vermiş belli değil. Bu kişilerin ne kadar para verdiği de belli değil. Neden? Çünkü seçil kaydını tutmamış. Evet, evden vermişler bir de. Dahası seçilin ne kadarını geri verdiği de belli değil. Yani seçil bunların bir kısmına para vermiş, verdiğini de tutmamış. O nedenle giden para da belli değil, gelen para da belli değil. Karma karışık bir tablo var. Elde bir dolu tablolar var. Şikayetçilerin bir kısmı verdiklerini hatırlıyor, aldıklarını hatırlamıyor. Verdiğini hatırlamıyor, aldığını hatırlamıyor. Karma karışık bir durum var. Bunu söyleyeyim. İkincisi, bazıları kar etmiş. Mesela bence Fatih Terim bir koyup üç almış. Öyle Abi görünüyor. evet, Fatih Terim, Semih Kaya, Ona geleceğim. eski futbolcu Ayhan Akman. Şimdi bir kere dosyada ayrıca 11 şüpheli hakkında tefecikten soruşturma var. Fatih Terim'i en sona bırakıyorum. Bu tefecilik kısmını anlatayım. Şimdi bazı kişiler işi tefeciliğe dökmüşler. Seçil tek başına bir kadın sonuçta. Semih Kaya Seçil'e 3,2 milyon dolar vermiş. Bunu geri almış ama bunu 5,2 milyon dolarak geri almış. Menajeri Fırat'la beraber Seçil'in iddiasına göre evini basmışlar, kadını dövmüşler, eziyet etmişler. İşte kaderimiz sana bağlı, bu kadar yatırdık diyorlar, efendime söyleyeyim. Ve kadına eziyet ederek ondan verdiğinin kat be kat üzerine almışlar. Hatta Seçil'in anlatımına göre Semih Kaya Bodrum'daki villanın parasını bundan almış. Evet. 3,1 milyon dolar. İki parti halinde. Menajeri Fırat da anası adına aldığı villanın parasını bundan almış. İkisi de lüks arabalar almışlar. Ayhan Akman keza o da şeyin ifadesine göre, Seçil'in ifadesine göre verdiğinin kat be kat üzerinde para alıyor. Hatta bunun Ali Yörük diye bir suç ortağı var. Ali Yörük de bu para getir götür işlerine bakıyor. Ali Yörük de aslında Seçil'in parasına çökmüş. O da tefecilik yapmış. Bunlar ayrıca tefecilik soruşturmasında şüpheli durumundalar. Şimdi Seçil Erzan para, bu arada Fatih Terim'e gelirsek. Tabii Fatih Terim'in durumunu anlatayım. İsimde diyor ki Abi 2 Haziran gene 2 kere görüntü dondu. Fatih Terim bu dosyaları geçti. İsmail abi, Çünkü Fatih Terim olayını bir daha baştan alabilir misin? O sırada gene bir dondu da. Terim kısmını mı? Evet abi, baştan. Şimdi Fatih Terim bir kere bu dosyanın her yerinde Mahmutçuk. Neden? Çünkü zaten iki defa bir kere etkileniyor. İki kere etkileniyor. Birincisi kendisi para vermiş. Bundan ötürü etkileniyor. İkincisi adı kullanarak dolandırıcılık yapılmış. Bundan etkileniyor. Bu nedenle iki kere bu dosyayla bağlantılı. Buna rağmen iddianamede şüpheliler, şüpheli olmaz tabii ki. İddianamede mağdurlar ve şikayetçiler arasında Fatih Terim'in adı geçmiyor. Dosyada Evet, buhar çok olmuş. ilginç. Bak Buse Terim de yok. O da buhar olmuş. Buse Terim'in kuzeni ve çalışma arkadaşı Terim Arıcan da yok. O da buhar olmuş. Terimlerin damadı, Buse'nin kocası Volkan dışında hiçbiri yok. Volkan'da neden var? Volkan kendi parasını değil, Emre Belezoğlu'nun parasını getirdiği için var. O olmasa o da olmayacak. Terimler dosyadan buhar edilmişler. Çıkarılmışlar. Niye? Niye? Bir kere şu soruyu sormak durumundayız. Fatih Terim bu dosyaya para yatırdı mı? Kendisi diyor ki, bak kendisinin 2 Haziran tarihinde ifadesi alınmış şikayetçi olarak. Ben iddianameye bakıyorum. Fatih Terim nerede diyorum. Şikayetçi olarak bu dosyaya ifade vermiş. Fakat dosya bu ifadesi iddianameye konmamış. Diyor ki ben Seçil Erzan'a veya da bu fona para vermedim. Fakat Seçil Erzan öyle demiyor. Seçil Erzan mahkemede ki geçen pazartesi günü mahkemede alınan ifadesinde Fatih Terim'e 300 bin dolar verdiğini söylüyor. Bir. Seçil Erzan 9 Nisan'da Denizbank Teftiş Kurulu'na verdiği beyanda Fatih Terim'e para verdiğini söylüyor. İki. Seçil Erzan'ın eski nişanlısı ve Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol evine gittiği bir gün Fatih Terim'in kendisine ben de Seçil'in hesabına para verdim diyor. Üç. Tamam mı? Her şeyden sonra başka bir ayrıntı daha var. Fatih Terim 9 Fatih Terim 2 Haziran'da bankaya
Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ha, bir bilgi daha var. Bak, üç tane örnek söyledim. Arda Turan bu para batınca Seçil Erzan'ı arıyor. Seçil Erzan'la yaptığı görüşmeyi, görüntülü görüşmeyi kaydediyor ve savcılığa sunuyor. O savcılık dosyasında, o yazışmada, görüşmede Arda Turan soruyor. Fatih Hoca kârda mıymış? Şimdi bu büyük para kaybetmiş ya. Kârda olanları duyunca canı sıkılıyor haliyle. Fatih Hoca kârda mıymış diyor. Normal şartlarda kârdan gidiyor kadın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani orada da parayı ikrar ediyor. Hatta Arda Turan o yazışmada diyor ki biz yarın banka genel müdürüne görüşmeye gidiyoruz. Kim kim? Emre Belözoğlu, Fatih Hoca ben. Fatih Hoca para kaptırması niye gidiyor oraya? Değil mi? Bütün bunlar, 5 tane delil saydım. Bütün bunlarla beraber asıl delil Fatih Terim'in kendi ifadesi. Neden? Fatih Terim 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi sıfatıyla verdiği ifadede diyor ki ben diyor bankaya bu Seçil olayı patlayınca diyor bankayı aradım. Rüya Hanım'ı aradım diyor. Rüya Hanım'a benim diyor bankadaki bütün varlığımı karımın adına, karımın hesabına gönderin dedim diyor. Bana 200 küsür bin dolar bir hesaptan 50 bin euro bir hesaptan bana diyor rüya bir çizelge gönderdi. Bir Excel tablosu gönderdi. Bu Excel tablosunda 3 kalem vardı diyor. Bunlardan biri 200 küsür bin dolar liralık bir para. Bir hesapta 40 bin euro, 40-50 bin euro bir para. Bir de diyor 3 milyon dolarlık bir para vardı diyor. İlk ikisi hesabıma yattı. 3 milyon dolar yatmadı diyor. Şimdi bak Fatih Terim 3 milyon 2 Haziran'da 3 milyon dolarının bankada görünen 3 milyon dolarının çizelgede görünen 3 milyon dolarının kendisine yatmadığını söylüyor. Peki 3 milyon doların peşine düşmüş mü? Düşmemiş. Ya yok. Mahmut sen düşmez misin? Abi düşünmez mi ya? 3 milyon dolardan bahsediyorsun. Hadi o niye düşmemiş? Kim olsa düşer yani hani. Dolar. Diyor ki bankada benim diyor. Banka diyor bana bu parayı göndermedi. Rüya Hanım'dan şikayetçiyim diyor. Ya Rüya Hanım ne yapacak ki? Şimdi mesele neymiş? Ben bunu Deniz Bank yetkililerine sordum. Bugünkü yazımda çizelgeyi de yayınladım. Gerçekten de Fatih Terim'e 3 milyon dolar saklama hesabında 3 milyon dolar olduğuna dair bir çizelge gitmiş. Saklama hesabı ne? Saklama bazı özel müşterilere tanımlanmış bir hesap. Kişiler sadece o hesabı kontrol eden kişiyle müşterinin bildiği özel bir saklama hesabı. Şimdi Fatih Terim aradığında Rüya'yı ara, banka çalışanı Rüya'yı aradığında aynı anda Seçil Erzan da kadını arıyor. Diyor ki Fatih Hoca'nın hesabına saklama 3 milyon dolar yaz diyor. Kadın da diyor ki ya ben bunu ekrana göremiyorum. Ya diyor senin bileceğin işler değil, sen buna saklama 3 milyon dolar yaz. Bunun üzerine Rüya ekranda gördüğünü değil Seçil'in ona dikte ettiğini çizelgeye yazıp Fatih Terim'e gönderiyor. Şimdi bu para banka hesaplarında yok. Bu zaten bankanın kayıtlı hesabında yok. Bu muhtemelen Seçil Erzan'ın Fatih Terim fonunda. Yani Seçil Erzan'ın kendisine topladığı parada. Fatih Terim bir para vermiş bir para almış. Yahut Fatih Terim'e Seçil Erzan verdiği paraya karşılık olarak senin mevduatın 3 milyon dolara çıkmış demiş. 3 milyon hepsini vermemiş olabilir. Ama verdikleri karşılığında parası 3 milyon dolara çıkmış diye vaatte bulunmuş olabilir. Fatih Terim Seçil Erzan'da kayıp 3 milyon dolarının olduğunu düşünüyor. Ve bankadan kendisine gönderilen Excel çizelgesinde, bankada resim çizelge değil bu arada, çizelgedeki 3 milyon doların o kendi parası olduğunu biliyor. Bankada kayıtlı olduğunu zannediyor. O halbuki Seçil Erzan'ın kendi fonunda kayıtlı. Fatih Terim fonunda kayıtlı. Yani ne kadarını kendisi vermiş bilmiyorum ama Seçil Erzan'a bir para vermiş. O vaatle büyümüş 3 milyon dolar olmuş. Eninde sonunda benim 3 milyon dolarım var diyor. Şimdi bu 3 milyon muhtemelen Fatih Terim bu 3 milyon doların kayıt dışı olduğunu bildiği için şikayetle dile getirdiği paranın izini sürmüyor. Çünkü bu durumda iş tefecilik suçuna kadar gidebilir. Yani öyle tabii o da işin içine girmiş olacak. O 3 milyon doları gözden çıkarıyor herhalde abi. Zaten muhtemelen o 3 milyon dolar vermemiştir. O daha az yani, bir para vermiştir ama. Tabii, o katlanmıştır. 3 milyon olmuştur. 3 milyon olduğunu düşünüyordur. Evet. Dolayısıyla peşine düşmüyor anladığım kadarıyla. Ama Fatih Terim'in
kayıp bir 3 milyon doların olduğunu bu az önce söylediğim tablodan anlıyoruz. Evet. Abi şimdi... Bu para nereye gitti? Onu soracaktım. Paralar şimdi, nerede? Erzan'ın, Mahmut'cum, Seçil Erzan'ın hazırladığı tabloya göre yani Seçil Erzan'ın hazırladığı değil, düzeltiyorum, özür dilerim. Şikayetçilerin bankaya yaptığı başvuruda beyanları doğrultusunda bir tablo hazırlandı. Ben onu dün yayınladım. Bu tabloya göre 29 kişi Seçil Erzan'dan ne kadar alacaklarını söylemiş. 29 kişi toplamda 44 milyon dolar artı 15,5 milyon TL alacaklı olduğunu söylüyor. Bu da Türk parasıyla 1 milyar 260 milyon TL'ye denk geliyor. Paraya bak. Bu yani şey olan para. Onların şikayetçilerin iddiasına göre Seçil'in alıp kaybettiği, buhar ettiği para. Aynen. Seçil bu parayı Seçil diyor. Abi tekrar görüntü dondu yani, şu an. Abi bir daha baştan alabilir misin cümleni? Ufak bir kesinti oldu. Şimdi bu para nerede kayboldu? Evet. 1 milyar 260 milyon TL'den söz ediyorum. Ama şikayetçilere göre 44 milyon dolar artı 15,5 milyon lira yani. Bu para nereye gitmiştir? Bu para ne olmuş olabilir? Seçil Erzan'a sorsan, Seçil Erzan diyor ki sistem içinde kayboldu. Yani şöyle oluyor. Önce bir kuşak insandan para topluyor ya. O onlara yüksek vadeyle para vaat ediyor. Sonra topladıklarından aldığı parayla ilk kuşağın faizini veriyor. Bu çark böyle sarmal şekilde dönüyor. Artık bir aşama sonra faizi geçtim ana para ödemekte zorlanıyor. Ve ardından bu paraları karşılayabilmek için %50 faizle tefecilerden para toplamaya başlıyor. Ve sistem döne döne sıkışıyor. Kendisi de diyor ki ben kısa vadede yüksek faiz verdiğim için aldığım paranın hepsini sistem içine verdim. Doğru mudur abi? Bir ihtimal. Diyor ki ben diyor bu parayı verebilmek için Çorlu'daki ve Bozcaada'daki evimi ipotek etmek zorunda kaldım. Zaten bu işte bir menfaat elde edemeyen benim, ben battım diyor. Öyle söylüyor. Fakat 1.260 milyon lira para öyle yani sistem içinde dağıtmakla kolay kolay bir para değil. Bir kere Ponzi sisteminde biliyorsun ki oyunu kuran ve ilk etapta oyuna katılanlar kazanır. Vaktinde ayrılanlar da kazanır. Şimdi ne olmuş olabilir? İhtimalleri sıralıyorum. Bir kere hanımefendi bu parayı borsada kaldıraçlı oynayarak kaybetmiş olabilir. Bu mümkün. Çok büyük kaybedebilirsin. Evet. Bahis, kaldıraç sisteminde kaybedebiliyorsun. Evet. Bahis ve kumarda kaybedebilirsin. Evet. Kripto paraya çevirip kaçırmış olabilirsin. Bu mümkün. Mümkün. Yahut bir yerlere gömmüş olabilirsin. O da mümkün. O da mümkün. O nedenle ben Seçil Erzan'ın anlattığı gibi olmayabileceğini düşünüyorum. Ancak şu an BDDK raporunda, iddianamede bu paranın nereye gittiğine dair bir bulgu yok. Evet. Ya çok büyük para abi. 1 milyar küsür TL paradan bahsediyoruz. Yani bu para sisteme ikilenlere... O küsür bayağı büyük para. 260 milyon. Artık rakamlar o kadar büyük ki küsuratlı deyip geçiyoruz abi. Yani telaffuz etmek, hafızada tutmak mümkün olmuyor. Yani sisteme ilk girenlere bir şekilde mesela Arda giriyor. Arda işte 1 milyon dolar veriyor bir ay sonra. Arda sonra tekrar getiriyor. Bunun gibi birçok kişi aslında böyle halk dilinde tabiri caizse yem atarak tekrardan daha fazlasını getirmesini sağlıyor. Evet. Zaten bu da dolandırıcılığın en büyük özelliğidir abi. Yani bir şey, ilk bir güven verirsin. Varmış. Mesela bazı Semih Kaya fazlasını almış. Fırat fazlasını almış. Evet. Ayhan Akman almış. Ama Fatih onlar da almış. Evet, Semih Kaya'nın yani Seçil Erzan'ın ifadesine göre kendisini tehdit ettiği, biraz da hırpalayarak o parayı aldığını söylüyor zaten. Ettiklerini söylüyor Semih Kaya'nın. Nasıl abi? Seçil Erzan, Semih Kaya ve Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiği. Evet. Evet. Para aldığını söylüyor. Evet. Hatta abi, ki, haftada 2-3 gün ofislerine gider ağlardım.
Abi gene bir ses gitti. Telefonu çalıyor olabilir mi? Heh. Hatta diyor 2-3 günde bir Semih Kaya'nın menajerinin ofisine gider ağlardım. Yakamı bıraksınlar diye. Yakamı bırakmadıkları için Arda Turan ve Emre Belezoğlu'ndan aldığım parayı onlara verdim diyor. Onların parasını vermek için Arda ile Emre'yi çarptığını söylüyor. Evet, zaten bu iş öyledir. Zaten Birinin parasını vermek için başka birini çarparsın. pardon, Arda Turan bizim para nereye gitti diye soruyor. Evet. Ondan sonra hatta o yazışmada diyor, Seçil neden bizi kandırdın diyor. Ben sana arsamı sattım ben. Ya gerçekten neden arsanı sattım verdim yani. çok iyi. Bir de abi Ben şimdi hanıma ne görüntü diyeceğim? geldi Şimdi onu mi? yani o o kadar Heh. parayı kapattım. Abi görüntü donmuştu. Bir daha onu Evet. Arda Turan arsasını satıp veriyor abi. Alo. Heh, şimdi geliyor abi ses tekrar. Dersen Bir uçak saniye. modu. Bir saniye abi. Gene gitti. Seni FaceTime'dan Dinliyorum ya. belki arayanlar olmuştur. Alo. Ha, şimdi geliyor abi. Heh, şimdi düzeldi. Evet. Yani şöyle Arsasını satıp veriyor. Arda diyor ki efendim seçin diyor. Abi Bir saniye. şey gitti. Sana yazayım. Hani yazayım. Bir saniye abi. Bir İsmail abi sesim geliyor mu? Alo. Şimdi nasıl abi ses? Şimdi gayet güzel. Tamam. Şey Arda Turan arsasını Normal satıp tekrar para götürüyor. uçak modundan çıktım, telefona geçtim. Çünkü böyle daha güzel çıkıyor. Ha, tamam. Tamamdır abi uygun. Seçil Erzan'la Arda Turan yazışmalarında tabii bu çok dramatik bir hal almış. Arda Turan Seçil Erzan'a diyor ki bizim diyor günahımız neydi? Ben sana arsamı satıp verdim. Seçil diyor. Şimdi akıl alır gibi değil. Neden arsanı satıp verdin yani? Neden? 4 milyon dolara insan satar mı yani? Ve de ne karşılığında? Dekont bile vermemiş. İşte anlıyoruz ki, şimdi burada başka vaziyetler de var. Anlıyoruz ki Arda Turan bu skandal ortaya çıkınca Seçil Erzan'la kafa kafaya verip bu parayı bankadan tahsil etmek istiyorlar. O yüzden işte Seçil Erzan'dan ifade almaya çalışıyor, belge almaya çalışıyor ki yani bu sen aslında zimmet suçu ve biz gidelim bunu bankayla görüşelim. Bu skandal basına yansımadan biz bunu bankadan alalım. Tabii Halledelim diyor. bankada şöyle bir durum yapmış. Bankada şöyle yapmış. Banka Denizbank'ta zannedersem 9-10-11 Nisan'da Seçil Erzan'ı evinde bir süre tutarak banka genel müdürüne götürerek biraz baskı altına alarak ondan ifade almışlar yani. Bankada kendini korumak için Seçil Erzan'a tesir etmiş. Ya Seçil Erzan ifadesinde anlatıyor bunu. Ve Abi böyle şöyle araya girmek istedim. Çünkü Rezan Epözdemir'in yani futbolcuların bazılarının avukatı Selçuk İnan, Emre Çolak gibi Rezan Epözdemir şöyle, ben onunla bir röportaj yaptığımda şunu söyledi. Seçil Erzan ifadesinde diyor ki Hakan Ateş beni Çorlu'daki evinden aldılar. İstanbul'da bir evde 2 gün alıkoyup bütün bilgileri ve belgeleri benden alarak bankanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalıştılar diyor. Bunu ifadesinde belirtiyor. Bunu da Rezan Apözdemir söyledi bana. ifadesi var. Bank Genel Müdürlüğü'ne Teftiş Kurulu'na verdiği bir beyanı var. Bir kısmen Evet. işte evine gidiyorlar. Onu Genel Müdürlüğü'ne getiriyorlar. Henüz gözaltına almadan önce ve banka önceden işte ondan bir ifade alıyor. Seçil Erzan'a göre baskı altında aldığını söylüyorlar. Fakat yani o ifadesinde yani bunun kendisinin kurduğu bir ağ olduğunu söylüyor. Daha sonra savcılık ifadesinde ise bankanın bütün bunlardan haberi vardı diyor. Ama bankada da bu işten kurtulma çabası var. Onu da görüyoruz yani. Nasıl Tabii, tabii bankada. Arda Turan parayı bankadan almak için Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'yla bir organizasyon içindeyse aynı şekilde de banka kendisinin dışına geçtiğini düşündüğü bu Ponzi'nin faturasını ödemek istemiyor. Bunun için Seçil Erzan'ı bir süre kontrol altına alıyorlar. Şimdi tabii bankanın burada kusur ve ihmali var mı?
Bence kısmen var. Çünkü yani sonuçta hanımefendi 10 küsür yıldır bu bankada şube müdürü. 10 yıl gibi uzun süre Florya'da çalışmış. Ya bu paranın bir kısmı da banka şubesinde ödenmiş yani. Yani Tabii odasında ödenmiş. canım. Tabii. Doğru. Bir de bankanın ismini kullanıyor abi. Yani hani bu yoldan geçen bir kadın değil ki. Yani sonuç olarak bankanın da bu bakımdan yani ismi insanlar elbette ki seçili erzanı tanıdıkları için Veriyorlar. para verdiler. Ama seçili erzanın kendisine vermediler ki, bu banker değil. Eninde sonunda bir bankanın müdürü olduğunu düşünerek verdiler. O nedenle bankanın da bu hususta ben sorumluluğun olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sorumluluk yani yargı makamları tarafından takdir edilecektir. Evet. Paranın bir kısmı banka genel müdürlüğü içinde banka şubesinde alınmış verilmiş. Doğanlık yapan kişi de o sıfatı kullanarak bunu icra etmiş. Doğru. Peki abi, sen şöyle bir açıklama yaptın, onu sana sormak istiyorum. Arda Turan'la Seçil Erzan şöyle söylüyor Arda Turan hakkında: bana en iyi davranan, Evet, doğru. en kibar bir şekilde yaklaşan Arda Turan'dı diyor, ama en çok da Arda Turan'ı dolandırıyor. Doğru. Yani en Bu kibar da davranan bu. Şimdi Arda Turan yani parasını kurtarmaya çalışıyor. O kadar büyük para kaptırmış ki. Ya tabii. toplamda 13 milyon vermiş, 6,7'sini geri almış. Yine 7,5 milyon doları kalmış. 7,5 milyon dolar da yani 160-170 milyon lira falan, çok büyük para. Tabii canım. Tamam. Çok Ya büyük ben de para. diyorum, kasap ödemedim pardon. Ya 200 milyon üzerinde bir para. Şimdi ve tabii o parayı kurtarmalı peşinde. Parayı kurtarmak istediği için bunu galiba bekle. Geldi mi abi ses? Ben geldim. Sen de Heh. geldin. Evet. Şimdi Tamam. Emre Belözoğlu, evet. Ya o benim az önce söylediğim video görüntüsündeki konuşmayı kastediyor Seçil Erzan. Muhtemelen onu kastediyor. Ve Tabii. orada var şekilde seçilcim diyor yani, konuşuyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Öyle bir intiba veriyor. Ama göz ardı etmeyelim ki bu görüşmenin kayda alındığında Arda biliyor. Bu görüşme kayda alınıyor. İkincisi, bence Arda orada daha Doğru. çok parayı kurtarmaya çalışıyor. Yani Doğru. O psikolojide zaten. seçili tatlı dille ne kadar para verdiğini anlatmaya, kimlere para verdiğini anlatmaya, tablo çıkarmaya, ikna etmeye çalışıyor. Ve seçil yardımcı olursa hazırladıkları tabloyla beraber Deniz Bank'ın önüne gidip Deniz Bank'tan bu parayı tahsil etmek istiyorlar. O seçilden umudunu kesmiş, seçilin yardımına ihtiyaç duyuyor. Evet. Dolayısıyla gerçekten sever davranıyor. Fakat tabii dedim ya, yani en çok da o çarpıldığı için biraz böyle. Yani çok büyük bir para kaybetmiş. O ikinci sırada bir Atilla Baltaş diye biri, üçüncü sırada Emre Belözoğlu. Üçü çok ağır para kaybetmişler. Çok. Ya herhalde en az Muslera'nın galiba 500 bin dolar nispeten onlarınkine göre daha uygun bir Da şöhretler meblağ. en az o. Evet, şöhretler arasında en az o. Evet, şöyle arasında en az o. 2 milyon dolara yakın para kaptırmış. Selçuk İnan. Emre Çolak hepsini kaptırmış. 3 2 milyon. milyon küsür Evet. kaptırmış o da. Rakamlar çok büyük. Arda Turan hatta şey diyor, yani depremzedelere 500 bin TL bağış yaptık. İnsanlar bize gülüyor, bu kadar mı maaş yapabildiniz diye. Yani bir Evet. para yolla da Bağış yapalım. bağış yapalım diyor. Enteresan. Yani sence abi, son olarak şunu sorayım. Banka bunun futbolcuları ya da bu Seçil Erzan mağdurlarının paralarını öder mi? Banka ödemez gibi görünüyor. Yani Yani değil mi? şu an futbolcularına çabalıyorlar tabii. Özellikle Rezan Özdemir'e de konuştum. O da kusursuz sorumluluktan bahsediyor. Yani banka bu kişi, bu Seçil Erzan, bankanın şube müdürü olduğu için, para alışverişi bankada gerçekleştiği için, banka adını, banka antetli kağıtlar ya da bankanın kaşesinin kullanıldığı evraklar kullanıldığı için bankanın da sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Ancak şunu da söyleyeyim. Tamam, bunlar hep bankada oldu, doğru. Fakat içlerinden biri bile ya bankada genel müdürü arayıp, herkes Hakan Ateş'i tanıyor, Hakan Ateş'i arayıp sormamışlar: kardeşim, böyle bir fonunuz var mı diye. Yani Bülent Bey sormuş. Bülent Çeviker bankada kredilerden sorumlu müdüre sormuş. Ya demiş ki, şahıslar adına özel fon var mı? Var deyince üzerine gitmemiş. Ya dün, şimdi ben Bülent Bey'le konuştum. Çok dramatik bir durum. Bülent Bey dedim ya, KKM'deki parasının vadesinden bir gün önce bozuyor.
bozuyor. Bu böyle olunca o Bülent Bey'in kredilerini takip eden beyefendi, bankada görevli kişi bunu arıyor. Neden sistemden çıkıyorsunuz diyor. O da diyor ki ev alacağız. Beyefendi gene inanmıyor. Diyor ki ya ben gelip yüzünüze bakarak bunu duymak istiyorum diyor. Bülent Bey'in evine, ya çünkü diyor ki yani dolandırıcılar tarafından dolandırılıyor musunuz? Kendisini savcı hakim tarafı diye tanıtanlar tarafından dolandırıyor musunuz diye soruyor. Tabii canım. Geliyor. Evde diyor ki ya daha karlı bir yatırım bulduk, oraya yatıracağız diyorlar. Ben de Bülent Bey'e sordum, ya dedim neden ayağınıza kadar gelmişken ona sormadınız bu durumu? Çünkü diyor seçim Erzan bizi uyarmıştı, en çok da ona söylemeyin diyor. Yani o bilmiyor. Abi ses. Sisteme zarar verir diye önceden olabilecek bütün açıkları kapatmış. Bankacılık açıklarını kapatmış ve örneğin Bülent Bey gibi yani şüpheci bir insan bile maalesef aldanmış yani. Yani baktığımız zaman abi hepsi aslında belli bir tecrübede, yani futbolcular, iş adamları, üniversite mezunları var. Futbolcular dediğimiz çok tanınan, tecrübeli, bir sürü görmüş geçirmiş insanlar. Ama bu insanların, hani insanlar diyor ya, ortalama bir zekadaki insanın yapmayacağı şeyler. Aslında zekadan çok, evet, Denizbank'ın raporunda bu geçiyor. Burada aslında abi zekadan ziyade insanın zaafları, para kazanma zaafı, daha fazla kazanma zaafı. Burada da aslında Arzusu. evet, kesinlikle bu, yoksa hiçbiri aptal adamlar değil Bana elbette ki. sana bir şey okuyacağım. İzin verir misin? Heh, Benim tabii ki abi, buyurun. kendi kitabımdan bir bölüm okuyacağım. Tamam, seviniriz. Bu benim son kitabımdı. Tosun Bank. Ben en son bunu yazmıştım. Ve şöyle demişim. Sonuç bölümünden okuma yapayım. Çünkü bugünlerin geleceğini aşağı yukarı tahmin etmiştim. Demiştim ki banka yönetim kurulu üyesinin güreşçilerden seçildiği liyakatsiz bürokrasinin, kamu ihaleleriyle semirtilmiş iş adamlarının ve partizanlaşmış memurların elinde kalan Türkiye'nin Tosuncuk Mehmetler üretmesi kaçınılmazdır. Gelir adaletsizliği, işsizlik ve yoksulluk var oldukça bir Tosuncuk gidecek, bir başka umut taciri gelecektir. Ve ben bu kitapta bir koyup üç alma, yani diplomanın ve emeğin hükmü ortadan kalkarken diplomanın yerini parti üyelik kartı, emeğin yerini liyakatsizlik almışken artık Türkiye'deki tek geçer akçenin köşeyi dönme arzusu olduğunu söylemiştim. 3 yıl önce Tosuncuk Mehmet'i çıkardı bu köşeyi dönme arzusu. Bugün Dilan Polat Seçil Erzan'ı çıkardı. Yarın bu düzen değişmeyeceği için, yani en azından görünür gelecekte bu altta kalanın canı çıksın düzeni değişmeyeceği için 2 ya da 3 yıl sonra yine seninle beraber bir başka köşeyi dönme arzusunun kurbanını bir koyup Muhtemelen. varını yoğunu kaybedenlerin hikayesini konuşacağız. Evet, maalesef abi. Yani tabii, yani bu şey inşallah olmaz, bu son olur diyeceğiz ama unutulacak. Gene unutulacak. Gene birileri çıkacak, birilerini bir vaatle para Öyle kazanma olacak. Öyle arzusuyla olacak. kandıracak. Yani bitmeyen bir şey olacak bu abi. Yani burada da biz şunu görüyoruz. Aslında toplumun alması gereken mesaj da bu. Yani kolay elden para kazanmak diye bir şey yok. Alın teri, emek hakkı olmadan para kazanılmıyor. Öyle bir yere bir para koyarak işte iki katını alacağız, üç katını alacağız, bunlar değil. Yani borsa falan 3-5 koyulur, yatırımdır borsa. Oynanmaz. Koyarsınız parayı, bir şirkete yatırım yaparsınız. O 6 ay sonra, 1 yıl sonra belli bir meblağ olur. Oraya da ihtiyacınız olmayan parayı koyarsınız. Ama gidip bütün paranızı bir yere koyup oradan iki katı, üç katı beklemek kolay para oluyor. Abi teşekkür Ben ederim. teşekkür Ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu. Birçok kişi de konunun bir
bilinmeyen yönlerini takip etmiş oldu. Edilmesi de gerekiyor. İnsanlara bence bu ders niteliğinde olmalı. Kolay kazanmıyoruz paraları. Kolay da kaptırmayalım. Evet. Yazık. O yüzden abi teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen buyur. Tekrar görüşürüz önümüzdeki günlerde. Tamamdır abi. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. İyi çalışmalar evet. diyorum. Sevgiler. İyi hafta sonları.